İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle Menkıbeler. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh. Sahte şeyhlerden kaçın. Evliya-i kiramdan olan bu mübarek zat birine mektup yazıp şöyle etti nasihat. Ey oğlum, yaratıldı bu dünyada ins ve cin, yalnız Hak Teâlâ'ya ibadet etmek için. Birinci vazifemiz Rabbimizi sevmektir ve emr-ü yasağına göre hayat sürmektir. Lakin bu muhabbetin vardır alametleri. Birincisi, sevmektir Allah'ı sevenleri. İkincisi, İtaat, yani söz dinlemektir. Bir de onu dil ile, beden ile övmektir. Kim Rabbini severse, Rabbi de onu sever. Lütuf ve ihsanını arttırır, bolca serper. Rabbinin sevgisini kazanmaya çalışan, talihli kimselere denir salih Müslüman. Çalışıp kazanmışsa bir kimse bu sevgiyi, böyle olan müminler olurlar arif veli. Bunu başkaları da kazansın gayesiyle, çalışanlar da olur mürşit yahut vesile. Maide suresinde bu beyan ediliyor. Vesile arayınız diye buyruluyor. Vesile, İnsanları Allahü Teala'ya kavuşturan kişidir. Veli yani evliya. Arada bulunmazsa bu yüksek evliyalar Allahü Teala'ya yol bulamaz insanlar. Onun bu iyiliği hem dünya hem ahiret nimetleri içinde en büyüğüdür elbet. O sebep olduğundan bu nimet ve ihsana o büyük zatı sevmek çok lazımdır insana. Hakiki vesileye kavuşmak bir nimettir. Hatta bu, insan için en büyük saadettir. Onun için insanın birinci mühim işi, aramak olmalıdır böyle veli bir kişi. Bu hakiki mürşitler, ta kıyamete kadar dünyanın bir yerinde mutlaka bulunurlar. Onu arayanlara kendisini tanıtır. Velakin düşmanlardan, ahmaklardan saklanır. Adi, alçak kimseler, sahte olan şeyhleri çıkarıp yanıltırlar bir kısım kimseleri. Bu kişiler yalan ve hileli kerametle cahil Müslümanları aldatırlar gayetle. Şeyh geçinir ise de imanı yoktur fakat, dini istismar edip sağlarlar çok menfaat. En büyük felaket de saf bir Müslüman için tuzağına düşmektir böyle hain kişinin. Yoktur İslamiyet'ten bilgi ve haberleri. Dünyalık toplamaktır yegane gayeleri. Sözleri küfür yayar, her haramı işlerler. Cahil Müslümanları avlayıp geçinirler.
Münafık denilir ki bu gibilere hem de esfeli safiliğine giderler cehennemde. Öyle acı azaba yakalanırlar ki bunlar hatta kâfirlerden de çok azap olunurlar. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Soru Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Hacı Bayram-ı Veli rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, hiçbir günah küçümsemeyin, çok çalışın, boş gezenler zengin bile olsa arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur buyuruyor Hacı Bayram-ı Veli rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Selamun aleyküm. 3 tane sorum var. Meşgul etmeden hemen sorularıma geçiyorum. Aleyküm selam. Buyurun, dinliyoruz efendim. Osman hocam, benim 130 bin lira kadar bir altın miktarım vardı. Nisaba giriyoruz tabii. O hesabımızı yaptık. Zekat verecektik. Onu itibariyle, Nisan onu itibariyleydi. Ama bundan yaklaşık 5 gün önce falan oğlumuz bir araba almaya karar verdi. Biz de ona bir 60 bin lira hediye ettik. Ama henüz altını bozdurup nakit olarak eline vermedik. Henüz altın bizde, fakat bunun sözünü verdik. Dolayısıyla biz bu altını zekata dahil edecek miyiz? Yoksa hediye edilme sözünü verdiğimiz için zekat miktarından düşecek miyiz? Bunu anlamak istiyorum. İkinci sorum, efendim, bu Saadet Ebediye kitabımızda okuduğumuz bir yerde kılıncın zekata dahil edilebileceği söyleniyor. Dahil edileceği. Bir tarafta da, diğer yok, sayfada da. Zekata değil. Kurban, kurban hesabına. Öyle mi efendim? Ben o zaman yanlış algıladım. Kitap, kurban, şimdi fazladan kitap, kılınç, yani evet. Bunlar acil ev eşyası kabul etmiyor. Bunlar kurban hesabı. Yoksa evet, zekat olmaz. Ancak evet, zekat yani ne zaman olur? Mesela sen kılıç imal ediyorsun, satıyorsan o zaman ticaret evet, mal olur. Efendim. Tamam. Peki benim iki tane tabancam var efendim. Bunlar zekata yok, tabi değil, değil falan. Alıp değil, satmıyorsun değil mi? Yok yok, hayır efendim. Tamam. Benim iri tabancam onlar. Tamam. Hatta biz onu gelinç olarak evet, kılınç, tabanca diyelim. Evet. Zekat olur mu? Peki evet, efendim. Siz vazifeli son olduğunuz efendim için taşıyorsunuz onları. Tabii tabii efendim. Tamam. Sahibiyim. Ruhsatlı. Efendim, bir sorum, son sorum. Şimdi ben yaklaşık 4-5 önce kızımı evlendirdim. Olsunlar, tabii akrabadan olsun. Allah-u Teala razı olsun. Eşten dosttan tabii hediyeler geldi. Bunların bir miktarını kalem kalem yazdık. Çünkü öyle bir adet haline gelmiş artık insanlar. Ben sana çeyrek yaptım, verdiydim, sen niye yapmadın evet, demesiniz. Evet efendim. Tabii biz o mahcubiyeti yaşamamak, sıkıntı yaşamamak adına bir borç listesi, bir liste hazırladık. Yani yaklaşık bir 10-12 tane kendi payıma düşen bir borç, çeyrek veya gram altınım var. Bunları ben zekat hesabından düşecek miyim? Bu borç mudur? Yoksa bu bir hediyedir? Dolayısıyla zekattan düşülür mü düşülmez mi anlayamadım. Onu netleştirmek istiyorum. Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler hocam. Hayırlı Ramazanlar. Amin. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam, benim iki sorum vardı. Birinci sorum, benim bir ay önce ablam vefat etti. 51-52 yaşlarında. Fakat ablam böyle günah sevap bilmiyordu, ibadet bilmiyordu, niçin yaratıldı. Sadece günlük işlerini yapıyordu. Fakat bu konuda hiçbir bilgisi yoktu. Rahatsız, özürlüydü, engelliydi. Ben bunun durumunu çok merak ediyorum. Öbür taraftaki hani ahiretteki halini, sorgusunu. O konuda kısa bir bilgi verebilirim. Aklen özürlü müydü? Evet hocam. Yani aklen özürlüydü. Yani çocuk zekasına sahipti. Ha, anladım. Evet, tamam. Size. Evet hocam. Anneniz babanız Müslüman? Evet evet, kesinlikle. Peki efendim. Evet hocam. İkinci sorum da fidye. Benim anneannem Alzheimer hastası. 10 seneden beri fidyesi verilmemiş. Biraz şimdi aklı hiç yok. Önceden biraz gelip gidiyordu. Fakat şimdi bizim kafamıza takıldı. Biz bunun dedik hani oruçlarını tutmadı. Bu fidyeydi zannedersem. Ramazan'daki oruçların değil mi? İfadesi tam olarak doğru söylüyorum herhalde. Bunu biz nasıl vereceğiz hocam? Bunu vermemiz gerekiyor mu? Aklı hani olmadığı için de sorumlu oluyor muyuz biz? Teyzeniz miydi bu? Anneannem hocam. Ha, anneannen. Evet hocam. Bir 10 seneden beri verilmemiş aşağı yukarı tahmin olarak. Bir de bunu bir par peki, olarak... Peki 10 senedir mi Alzheimer? Hocam öncelerde birazcık evet aşağı yukarı 10 senedir.
Öncelerde birazcık aklı gelip gidiyordu. Şimdi şu anda hiç pek yok. Çok nadir geliyor aklı. Çok, sadece annemin adını falan biliyor. Onun haricinde bir dünya ile işi yok. Çok yani kendi aleminde yaşıyor, öyle diyeyim. Ama öncelerde biraz daha iyiydi aklı ama bir 10 seneden beri problemli. Tamam efendim. Bir de bunu hocam altında cebinden para olarak verebilir miyiz? Eğer vereceksek fidyesini nasıl yapabiliriz? Bir anlatırsanız çok sevinirim. Peki efendim. Teşekkür ederim. Peki, biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Ben hocama zekatla ilgili bir soru soracaktım. Dinliyoruz efendim. Hocam, benim 200 veya 250 gram altınım var. Onun zekatını bir türlü yapamadım ben kendi kendime. Anlayamadım yani sizin anlattıklarınızdan. Efendim, bana yardımcı olur musunuz? Tabii. Hemen şey yapmadan söyleyelim. 250 gram dedin değil mi? Evet, evet. Bölü 40 dedin. Eşittir. 6.2 gram zekatın var. Tamam mı? Tamam hocam. Bir de hocam, İnna Enzelnahu'dan sonra Lem Yekûn'in Lezîne'nin birkaç ayetini okuyabilir miyim arkasından? Namazdan. İnna enzelna lemekünden sonra geliyor. Sen önce inna evet. enzelna'yı okuyunca evet. sonra lemeküne geri dönüyorsun. O tahrime mekruh olur. Caiz değil o. Tamam. Ne okuyabilirim? İnna tayna ama. İnna enzelna'dan sonra elem tereden aşağısını hepsini okuyabilirsin. Tamam hocam. Peki çok efendim. Çok teşekkürler. Bir şey değil efendim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Hocam, bir dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var. Sahurdan sonra sabah namazını evvel vaktinde kılıp hemen yatmanın bir mahsuru var mı? O saatten işrak çıkana kadar uyunması uygun değil deniyor. O zaman saat 4'ten 8'e kadar falan uyunması gündüz, bu da bizi zorluyor. Bu konuda bilgi verir misiniz? Efendim, şimdi kitaplarda yazılan, bildirilen, biz de naklediyoruz. Biz de kitaplarda bildirileni naklediyoruz. Ama kitapları dikkatli bir şekilde okuyunca hep istisnalar yazılı. Genel hükümlerin hepsinin istisnası vardır. Mesela burada tutmuş, işi de genişletmiş. Yani imsakla gün başladığına göre diyor. Halbuki o uyunması mekruh olan vakit güneşin doğuşuyla o işrak vaktine kadar olan zamandır. Mekruh olan vakit. Orada tavsiye edilmemiş. Peki adam işe gidecekse, şey yapacaksa falan. Adam aynı şekilde sahurunu yapar. Hemen biraz geciktirir. İmsak biter, arkasına sabah namazı vakti girer. Sabahını kılar ve yatar. Yatar. Ve öyle olması gerekir. Yani onun için o günah olmaz. Ama öbürüsü için değil. O ayrı bir mesele. Ayrı bir mesele. Birbirine karıştırma bana. Hep istisnalar oluyor mu? Evet, oluyor efendim. Sıra bana mı geldi? Zaten siz de efendim, buyurunuz. Peki. Efendim, ilk dinleyicimiz, hatta son dinleyicimizden başlayalım, onu söylemiştik. Dinleyicimiz şu anda bizi dinliyorsa, 250 gram dedi, benim altınım var. Efendim 250'yi 40'a böldüğümüz zaman karşımıza 6.25 çıkıyor. Zekatı bu kadar mı? Evet, zekatı bu kadar. Bir gram altında bir değişiklik var mı? Yok, geçen haftadan bu yana. 850 mi diyorduk? Evet. Çarpı 850 eşittir. Bu da 5.312 lira yapıyor. 5.312 lira yapıyor. 6.25 gram. Hatta o bir altın lira. Bir gram fazla olsa da bir şey olmaz. Onlar geçmişi de niyet ederek bir altını zekatım olarak bunu sana verdim diye bilen bir fakirle devrini yapar. Ondan sonra da 5.312 lira, o da karşılığı, şu andaki karşılığı. Ha, bunu taksit öder. Veyahut da bir fakire değil de
birkaç fakire böler, öyle verebilir yahut yani kendi akrabasından veya yakınlarından, tanıdığından böyle namazını kılan, orucunu tutan ama borca girmiştir, derde girmiştir, sıkıntıdadır. Hepsini de götürüp ona da verebilir mi? Verebilir. 833 lira gram. Yani 833 lira biz biraz fazladan hesap etmişiz. Olsun. 3 aşağı yukarı gene o civarda. O civardadır. O civarda. Efendim gelelim ilk dinleyicimize. Dinleyicimiz işte benim dedi 130 bin lira falan dedi. Dinleyicimiz biliyor bu dedi hesap miktarı. Şimdi dedi çocuk dedi araba alacak oğlu. Biz de ona destek vereceğiz dedi. Onun dedi altını bozdurmadık ama dedi 60 bin falan dedi ona vereceğiz. Şimdi daha henüz mülkiyet bunda. Hediye ettim dediği zaman bunlardan çıkar. Geride alamaz. Anne baba evlada, evlat anne babaya bir şey hediye ettiği zaman kitaplarda öyle yazıyor. Geri isteme hakkı yok. Karı koca da birbirine bir şey hediye ettiği zaman geri isteyemez. Nikah babına manidir bu. Geri isteyemez. Dolayısıyla şimdi burada biz sadece kitaplarda bildirilene naklederiz. Geri kalan kısmı kendine aittir. Kişinin kendine aittir. Gerçekten ayırmış ve hediye etmişse çıkmıştır. Bunlara ait değildir. O zekat dahil edilmeyecek buraya. O zekat dahil edilmeyecek. Onun üstünde artık bu herhangi bir şey hak sahibi değil artık. Ha. Yani değil. Tasarruf sahibi değil. Ya veririz herhalde. Sen bir arabaya al falan filan. Yardım ederiz ya falan. Şimdi biz de öyle yardım etmeyi düşünüyoruz. Bu parayı buradan yani şekilde zekattan düşsek mi? Olmaz o. Ama herhangi bir şey çıkıverince de ya şunu bir ödeyelim bakalım da buradan. Aha. Demeyeceğiz yani. Demeyeceksin. Demeyeceksin. Yani orada ciddi olmalı. Ciddi olmalı. Geçenlerde şey okudum. Enteresan bir şey ama. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri bir gün böyle deniz sahilinde falan işte kenara mı gelmişler orada böyle yarı çıplak bir kadıncağız denize bir kedi şeydi falan koşarak Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne gelmiş. Demiş bana yardım edin. Demiş hayırdır kızım. Ben demiş bu halimden hoşlanmıyorum. Beğenmiyorum. Ben Rabbimin emrettiği gibi bir kul olmak istiyorum. Nefsime de mağlup oluyorum. Bir türlü halledemiyorum. Ne olur demiş bana dua edin. Biraz sonra işte örtülü birisi gelmiş. O da demiş o kızın annesiymiş. Seyyid Abdülhakim Arvasi kadına demiş ki bu kız demiş kızım sen demiş aynı şekilde tesettürlüsün bu ne böyle? O genç de adam işlerde düzelir. Sonra gitmişler ana kızı kiste gitmişler. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurmuşlar ki bu kızın kurtulma ihtimali var. Ama bu kadının da son nefeste imanını kurtaramama durumu söz konusu olabilir. Niye? Onu izah ediyor. Birisi Allah-u Teala'nın emrine kıymet veriyor, değer veriyor. Öbürüsü hafife alıyor. Genç canım şimdi orada ileride tevbe eder. Gevşek gevşek davranıyor. Gevşek gevşek davranıyor. Onun için de hani demin güzel söylediniz. Borç verirken, söz verirken, ondan sonra benzeri şeyler yaparken ciddi olmalı. Değer vermeli, kıymet vermeli. Öyle. Ya öyle söylediydik işte lafın gelişiydi falan denmez öyle şey. Lafın gelişi denmez öyle. Mert olacaksın. Yani ben bu kalemi sana aynı şekilde hediye ettim. Bitiyor. Hediye ettim. Çıkartır şey yaparsın ya. Ya hediye ettim de yani hediye dedim de aslında öyle hediye demek istemedim de dedim. Ne yani? Öyle olmaz ya. Bir defa çıkar adamın ağzından laf. Hediye ettiysen ettim bitti yani. Değil mi? O kadar olur. Ondan sonra oruç tutacaktım da tutuyordum da falan filan. Kardeşim mert ol biraz ya. Namaz kılacaktım da kılıyordum da kılacaktım da falan. Öyle olmaz o. Yarın da aynı şekilde
Ne diyeceksin mahşerde, mizanın başında? Böyle dünyada kandırıyorsun da orada kandırma yok. Bütün organların aynı şekilde aleyhinde şahitlik edecekler. Melekler önüne koyuverecekler. Kusura bakma arkadaşlar. Ya avukatım çağır, çağır, çağır. Ne kadar avukat varsa hepsini çağır. Onlar kendilerini kurtarabilecek bakalım. Onun için de ciddi olmalı. Yani şimdi dinleyicimiz alınmasın. Hani bazıları biraz zamanımıza şey itibariyle o insanların sosyal diyalogları azalması sebebiyle alınganlık da arttı. Biz dinleyicimize söylemiyoruz. Olanı söylüyoruz. Hatta dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Çünkü mevcut olan kanayan bir yaranın açılmasına, derdin deva bulmasına vesile oldu. Dolayısıyla otursun ciddi olarak, ha ben bunu hediye ettim, çıkartır. Zekat hesabına dahil etmez. Ediyoruz, edeceğiz, gelecek falan diyorsa yok artık. O zaman şey yapacak, dahil edecek. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, oruç sağlık için faydalıdır. Oruç tutmak, insan sağlığı için zararlı değil, aksine çok faydalıdır. Çünkü Allah-u Teala kullarına zararlı bir şey emretmez. Peygamber Efendimiz de, oruç tutunuz, sıhhat bulunuz buyurmuştur. Oruç tutmak, mide rahatsızlığına sebep olmadığı gibi, aksine midenin sıhhati için çok faydalıdır. Bu husus, bugünkü tıp mütehassısları tarafından kesin bir şekilde ispat edilmiştir. Çeşitli yabancı dillerde mütehassıs doktorlar tarafından yazılmış tıp kitaplarında, birçok hastalıkların perhiz yapmakla tedavi edilecekleri yahut perhiz yaparak tedavinin kolaylaşacağı bildirilmektedir. Oruç, bir sene boyunca durmadan çalışan mideyle beraber bütün sindirim sisteminin istirahate sevk edilmesi ve insan vücudunun bir tasfiyeye tabi tutulmasıdır. Böylece sindirim sistemi dinlendirilmiş olur. İnsanlarda en çok görülen rahatsızlık sindirim bozukluğudur. Bu hal, şişmanlık, kalp damar, şeker hastalıklarına ve tansiyon yüksekliğine sebep olmaktadır. Oruç, bütün bu hastalıklara karşı koruyuculuk vazifesi yaptığı gibi bir de tedavi vasıtasıdır. Oruç tutmakla insanın güçlü bir irade kuvveti kazanacağı şüphesizdir. Bu sebeple alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan oruç vesilesiyle kurtulanlar çok görülmektedir. Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, İnsanın nefsi bazen taşkınlık yapar. Bunun için de insanın bazı çarelere başvurması gerekir. Oruç, bu hususta en güzel çaredir. İnsan şehvetini oruç tutmak suretiyle kırar. Oruç, insanın kötü isteklerini zayıflatır. Ruhun parlaması, şehvetin ve kötü arzuların kırılmasında oruçtan daha tesirli bir çare yoktur. Kişi oruç tutmak suretiyle şehvet ve kötü arzularından ne kadar sıyrılabilmişse, oruç o derece günahlarına kefaret olur. Oruç, vücuttaki karbonhidrat, protein ve bilhassa yağ depolarının harekete geçirilmesini sağlar. Oruç sayesinde madde süzmekten kurtulan böbrekler, bir revizyona, tamire girerek dinlenme ve yenilenme imkanı bulurlar. Bütün bu bildirilenler, oruç tutmanın insan sağlığına zarar verir diyenlerin yalan ve iftiralarını yüzlerine çarpmaktadır. Oruç, aynı zamanda nefse hakim olmayı da sağlar. Oruç tutma zamanı, kameri aylara göre tayin edildiğinden, her sene şemsi sene hesabıyla önceki seneye göre 10-11 gün evvel gelir. Bu sebepten yaklaşık 33 sene içinde her mevsimde oruç tutmak mümkün olur. Seyyid Burhanettin Tirmizi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat ederdi. Karnınız aç olsun. Bunun için de çok oruç tutunuz. Çünkü oruç, hikmet hazinelerinin anahtarıdır.
Oruç tutmak kalbin rikkate gelmesine sebep olur ve oruçlunun duası Allahü Teala indinde makbuldür. Eğer Allahü Teala'ya taatte bulunamazsanız hiç olmazsa oruç tutun. Karnınızı aç tutmaya ve acı çekmeye önem verin. Çünkü oruç tutmaktan daha iyi bir taat yoktur. Allahü Teala'ya ulaştıracak oruçtan daha iyi bir binek yoktur. Oruç ehlinin dualarına karşılık verilir ve kabul edilir. Orucun Allahü Teala katında büyük değer ve önemi vardır. Oruç hikmet hazinelerinin anahtarıdır. Bir kimse bütün kulluk vazifelerini yerine getirse fakat midesini doldursa hiçbir yere ulaşamaz. Orucu gereğince tutsa, başka kulluk vazifelerinde kusur olsa bile yine bir yere erişir. Oruca yavaş yavaş alışmak gerekir ki sıhhate ziyan gelmesin, insanı işten alıkoymasın. Netice olarak değerli dinleyenler, oruç insan için zararlı değil, her bakımdan faydalıdır. Zira oruç tutanlarda gündüz kan hacminin doku suyunun azaldığı ve sonuçta minima, küçük tansiyonun düştüğü, kalbin rahatladığı tetkikler sonucu anlaşılmıştır. Oruç tutan kimsenin sinir sistemi de bir rahatlama içindedir. Bir ibadeti yerine getirme mutluluğu, gerginlikleri, sıkıntıları azaltır, yok eder. Muhammed Baki Billah Hazretleri buyuruyorlar ki, oruç tutmak Allahü Teala'nın sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allahü Teala yemekten içmekten münezzehtir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, ilk dinleyicimizin ikinci bir suali, hatta sual sorarken o sualin içerisinden çıktı daha doğrusu. İlk sualin içerisinde hani kılıncı kitap evde bulunan şeyler, sonra kendisi dedi, benim dedi iki tane de tabancam var. Bunlar zekata dahil mi? Değil efendim. Ancak mesela saadeti ebediye diye yazılıyor. Bu şekilde böyle fazla kitap olsun, kılıç gibi şeyler olsun. Bunlar kurban nisabına dahil edilir. Kullanılan ev eşyaları, üç kat elbiseden fazlası. Mesela bir kimsenin diyelim ki 30 gram altını var da veya 30 gram altın karşılığı parası var. Ama tereddüt ediyor. Ya diyor, acaba diyor bana kurban vacip mi değil mi? Zekat vermeyecek bu. Kurban vacip, kurban nisabına malik olursa zekat da alamaz bu. Ondan sonra bu fazladan kullanılmayan ev eşyaları, üç kat elbiseden fazla, böyle evde bulunan fazla kitap, kılıç, neyse, bunları üst üste koyuyor. Aa diyor, 60 gram altın karşılığı etti bunlar. 40 gram da zaten vardı, 100 gram. Ha, kurban kesmesi vacip. Ama zekat vermiyor. Zekat olmuyor bunlar. Zekat malı değil. Peki efendim, zekat malı olamaz mı? Olur tabii canım. Adam kılıç iban eder, satar o zaman. Ticaret malı oldu. Bir o zaman şey yapar. Tabancayı da mesela alıp satmış olsa ticaret malı olur. Nisaba ulaştı mı zekatını verir. Dinleyicimiz, kızım dedi evlendirdin dedi, düğün yaptık dedi, işte hediyeler falan dedi, bize de oturduk dedi, biz bunları yazdık dedi. İşte A şahsı bir çeyrek getirdi, B şahsı bir gram getirdi falan. Anadolu'da yaygın diye çocukken duyardım ben onu. Ha, biz ona bir aynı şekilde bakır tencere götürmüştük. O küçücük bir bakır tabak getirivermiş. Utanmaz seni. Niye öyle yapıyorsun Mustafa Bey sen ya? Allah Allah. Sen de tencere getirsene. Hasrettin Hoca'nınki gibi. Evet. Kazanın doğurduğuna inanmıyorsun öyle. Değil mi? Halbuki o kültür yıkılmış ya. Yok edilmiş. Halbuki o hediye diye geliyor. Beklentisi olmaz o işin. Yani aynısı onlara götürülecek diye bir şey yok. Yok. Hatta mesela çoluk çocuğunu evlendirmiş, artık bitmiş, evlenecek çocuğu kalmamış olanlar hiçbir şey götürmüyor. Evet, şeyde ben kendi düğünümde o zaman dikkatimi çekmişti falan. Daha önce de annem şey yapıyordu falan. Böyle falan bize şunu getirdi. Mesela gelenleri öyle ayırıyordu. Bu falana, bu falana, bu falana falan filan. Ya gereği yok o zaman arkadaş.
gerek yok. Getirmeyin daha. Hiç şeyde bir televizyonda vardı, böyle skeçte eskiden vardı. Şimdi bir lokum kutusu. O onu. En son kimse açmıyor ama bayram hediyesi olarak götürülüyor. En son götürene dönüp geliyor. Dönüp geliyor. Bir kutuyla herkes bayramlaşmış oluyor yani. Bir kutu şekerle veya bir kutu lokumla herkes şey oluyor falan. Yani hediye ise hediye almışsan o zaten dile getirilmez. Şimdi dinleyicimiz diyor ki adet böyle. Evet adet böyle ama şer'i durumu öyle değil. Dolayısıyla bu nisaptan düşülmez efendim, zekat verilir. Yani bu borç olun yok olmaz efendim. Dinen şer'an olmaz. Gelelim efendim diğer ikinci dinleyicimiz sualine. Dinleyicimiz dedi ki yani ablam dedi aklen özürlüydü. Yani şimdi öbür tarafta bunların hükmü nedir? Efendim Allah-u Teala Müslüman da çocuğu özürlü olabilir. Allah Teala öyle imtihan edebilir kulunu. Anne babaya tabidir. Anne baba Müslümansa bu çocuk ahirette yaşı kaç olursa olsun aklen özürlü muaftır zaten. Cennete gider buyuruyor. Peki kafirinse Allah Teala cehenneme koymaz annesi babası cehenneme gitti diye. Eğer annesinde olsun hakkı varsa alır, sonra da onlar hayvanlar gibi yok eder buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e soru. Hatta sabiyken ölen Müslüman çocukları veya gayrimüslim çocukları onları anlatıyor. Müslüman çocuklar anne babaya tabi olduğu için cennete gider. Ama Cenab-ı Hak kafir çocukları da sabiyken ölmüşse işte anne babaya tabi kılıp onu cehenneme göndermiyor. Ona diriltilir buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kudüs'e soru. Anne babalarında haklar varsa alır. Sonra hayvanlar gibi bunlar yok edilirler buyuruyor. Hayvanlar gibi sonra yok edilirler. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. Efendim ama anne baba Müslümansa, sabiyken ölse veyahut da daha sonra aklen özürlü olmuş olsa Allah Teala bunları anne babaya tabi kılıyor. Anne baba da Müslüman olduğu için bunlar cennete gidiyor. Efendim gelelim dinleyicimizin diğer bir sualine. Anneannem dedi 10 senedir dedi Alzheimer. Buna fidye verecek miyiz? Alternatifini yap da verilebilir mi? Şimdi seneler önce daha ortada tekerleti falan yok. Biz milletimden artık Türkiye Gazetesi'ne geçmiştik Cağaloğlu'nda. O zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hayattaydı. Böyle bize gelen, yani o birime gelen sualleri veyahut da kitapta okuduğumuzu farklı anlıyorsak kendilerine yazılı olarak arz edilir, sual edilirdi. Öyle bir imkan verilmişti. İşte o zamanlar şeyde Türkiye Gazetesi'nde çalışan bir arkadaşım birisi hani dedi benim annem dedi aklen dedi işte Alzheimer gibi başlangıcı olmuş gidiyor geliyor yani ilerledikçe de bir şey hatırlamıyor. Bunun parası var. Zekat verilecek mi, kurban kesilecek mi diye bir sual. Şimdi cevaben o zaman denilmişti ki demişlerdi ki eğer mesela onlarınki gelip gidiyormuş. Geldi şuurlu bir şekilde düşünüyor. O anda işte benim zekatımı vermek, kurbanımı kesmek için seni umum vekil tayin ettim dedi. Öyle vekalet alınca o vekalet hasebiyle onun o zaman zekat kurban işlerini hallediyorsunuz. Şimdi de mesela 10 senedir böyle. Vekalet vermesi lazım. Verebilecek durumu var mı? Dinleyicimizin anlattığına göre bir tek dedi annemin ismini biliyor. Onu da her gün tekrarladığı için biliyordur. Başka türlü şey yapamaz yani. Yani her gün geliyor, aynı yerde olduğu için biliyordur. Onun için onu da hatırlamayabilir. Dolayısıyla vermesi gerekmez. Peki biz ihtiyaten versek olur mu? Olur. Onun bir mahsuru olmaz. İhtiyaten de verilmiş olsa herhangi mahsuru söz konusu değil.
O son dinleyicimizin de zaten 250 gram altının var dedi. Zekat işte 6.25 gram tuttu. Onu zaten söyledik. Para da olsa, altın da olsa neyse bu, bunları 1/40'ını alıyoruz değil mi? Tabii tabii. Yani 40'a böleceğiz. Mesela elimizde hesap makinesi ya da cep telefonundaki hesap makinesini kullanarak diyelim 250 gram. Hadi diyelim ki daha da çoğaltalım. 2500 gram. Hı-hı. Bunu 40'a böleceğiz. Böyle 40. Veya diyelim ki elimizde 500 bin lira para var. Böyle bunu 40. Da 40'a böyle 40. 1 milyon var. Gene 40. Gene böyle 40. Tabii. Çıkan rakam neyse onu vereceğiz. Evet. Aynen öyle. Onu hatırlattığınız iyi oldu. Mesela bazı dinleyicilerimiz benim diyor zekatımı hesap edebilir misiniz falan şey konusunda birazcık tedirgin oluyorlar. Şimdi şeriat 14 ayar dahil yukarısına altın diyor İslamiyet. Dolayısıyla efendim işte benim elimde şu kadar var, bu kadar var, bunların fiyatları ayrı, bunlar ayrı ayrı hesap edilirmiş. Hayır hayır, ayrı hesap edilmez. Diyelim ki elimde benim 14 ayar 60 gram var. Tamam. 18 ayardan da 30 gram var. Tamam. Netti. 90 etti. 22 ayardan da 10 gram var. Ne etti? 100. Ne oldu? Ben zenginim. Böyle 40. Ama bir kısmı 14 ayar. Tamam. 100 gram altın. Hepsine altın evet. Diyor. Böyle 40, 40'ta bir çıktı. 2,5 gram. 2,5 gram. Kitapta yazılı ki bu 2,5 gram ben 14 ayardan verebilirim. 22 ayardan da verebilirim. Fakirin ehli olması için yüksek ayardan vermek evla olur deniyor. Yani elimizdeki ayarları farklı olanları mesela 14 ayarları bir yerde toplayıp 18 ayarları bir yerde toplayıp 22 ayarları bir yerde toplayıp ayrı ayrı hesap yapmıyoruz yani. Hayır, yapmıyoruz. 14 ayarın üstündeyse hepsini üst üste topluyoruz. Hepsini üst üste topluyoruz. Efendim işte bunlar karışık. Hep karışık olsun. İslamiyet ona altın diyor zaten. 14 ayarda altın diyor. 18'e de 22'ye de 24'e de hepsine altın diyor. Efendim birisinin fiyatı işte şöyle. Ya onu da yazmış zaten Ehl-i Sünnet alimleri. Hepsinin. Hatta diyelim ki tam tersi olsun. 60 gramı 22 ayar olsun. 20 gramı da 18 ayar olsun. Geri kalan 20 gram da 14 ayar olsun. Hesap ettin 2,5 gramı. 2,5 gramı 14 ayardan verebilirsin. Peki alt madem bunların hepsi. Bizim elimizde de 22 gram ayar. 22 ayar. Diyelim ki 100 gram altın var. 2,5 gram vereceğiz ya. Verirken 2,5 gramı 14 ayardan versek olur mu? Elimiz. Dışarıya bakmayın hocam. İsmail Bey şimdi eskiden bir İstanbul otobüsleri vardı. İleru beyler, ileru, ileru. O kadar da ileru demedik demiştim. Hatırlıyorsun değil mi Fıkra'yı? O kadar da ileru demedik. Karışıksa. Benim elimde 24 ayarda altın var. Başka yok. 100 gram. 24 ayardan vereceğim. Tamamı 22 ayar. 22 ayardan vereceğim. Ama 14 ayar, 18 ayar, 22 ayar karışık. Bunlardan birisini tercih ediyorum. Peki tersi olsa elimdeki altınlar 14 ayar. Ben zekatımı coştum 22 ayardan verdim. İleri beyler ileri. O zaman ileri gidebilirim. İleri gidebilirsin. Olabilir. Fazla oluyor yani. Fazla oluyor. Fakiri gözü. Yok öbürsünde latife ettik. Öbürsünde şeriat altın dediği için mesela tamamı 22 ayardı veya da 24 ayardı. 14 ayardan verebiliriz onda. Sınırlama ama yok. Fakiri gözetmek lazım. Fakiri gözetmek gerek. Tamam. Yani tavsiye edilen o öbürü. Aynen. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.